Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlere çok kolay, tam ölçülü, harika bir vişne suyu tarifi vereceğim. Daha önceden limonata yapmıştık. Onun tarifini de videonun sonuna eklerim. Haydi hep beraber yapımına başlayalım. Burada toplamda 1 kilo vişne var. Vişnelerimi daha önceden güzelce yıkadım, saplarını ayıkladım, çekirdeklerini çıkartmadım. Tencereme alıyorum. İçerisine 2 litre suyumu da ilave ettim. Şimdi ocağımın altını yakıyorum. Son olarak çeyrek limonum var. Onun da suyunu sıkarak içerisine ekleyeceğim ve kaynatmaya başlayacağım. Böyle vişneler çatlayana kadar güzelce kaynatacağım. Gördüğünüz gibi bir süredir kaynıyor. Böyle arada üzerinde köpükler oluşabilir. Onları bir kaşık yardımıyla alalım. Ve vişnelerim de artık böyle çatlak çatlak bir görünüm kazandı. Bu hale geldiğinde artık içerisine şeker ilavesi yapabilirim. Ben burada 1 su bardağı şeker kullandım. Biz genelde yaptığımız içeceklerde çok fazla şeker eklemiyoruz içerisine. Siz isterseniz şeker oranını arttırabilirsiniz. Zaten soğuduktan sonra da şekerini ilave edebilirsiniz. Bu yüzden çok da önemli değil aslında. Damak tadınıza göre ayarlayın onu. Şimdi bir ezici yardımıyla biraz böyle eziyorum. Çekirdekleri de çıkacak bu şekilde. Aroması da içerisine geçecek. İsterseniz hiç ezmeyebilirsiniz. Bu şekilde biraz tortusu kalıyor ama onu şimdi süzeceğiz. Ezmezseniz tabii ki hiç tortusu kalmayacaktır ama biz bu şekilde daha çok seviyoruz. Şimdi tortusu gidene kadar birkaç kez süzgeçten geçireceğim. Ve artık tamamdır. Rengi de çok güzel gözüküyor buradan dökerken. Aslında yapılması oldukça kolay. Yani dışarıdan böyle limonatayı, vişne suyunu hiç almaya gerek yok. Evinizde doğal olarak katkı maddesiz hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Buzdolabından bir hafta 10 gün kadar muhafaza edebilirsiniz. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Yine videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.